konferans olmuş olsaydı, Halit Çelenkler bu arkadaşlar, bu ana dil hakkını ve Kürt sorunun çözümüne sahip çıksalardı, acaba Türkiye bugün böyle mi olurdu diye düşünüyorum bazen. Ve emin olun, orada bir yol ayrılması oldu arkadaşlar. Dostlarımızla. Bunlar sosyalist insanlar. Bilmem ne. Ve bir yarılma oldu. Sonra 92 Nevroz'una gittik. Başbakan Demirel radyo televizyonunda herkes kendi ulusal giysileriyle, yerel giysileriyle demokratik olarak kendi Nevroz'unu kutlayabilir, bayramını kutlayabilir. Biz yine yerli ve yabancı gazeteciler, heyetler gittik. Cizre Kadıoğlu Oteli var. Efendim, oraya konuşlandık Cizre'de. Ertesi gün sabahleyin çıktık. İşte Cizre o Kadıoğlu meydanı. Kerpiç damların üzerine puşili. Emin olun çevik. Yani o çevik kuvvet. Jitem ya. Çevik kuvvet değil. Jitem. Jitem konuşlanmış ve mitralyözler hani böyle dört dönüyor ya şöyle. Onlar puşili ve oturuyorlar. Ve ben yanıma iki arkadaşı aldım. Meydanın diğerinde. Cumhuriyet Savcısı, Emniyet Müdürü, bir de kaymakam. Gittim, kendimi tanıttım. Dedim işte diyor, Sayın Başbakan, demokratik barışçı olarak bu bayramı herkesin kutlayabileceğine dair söyledi. Bakın şu anda emin olun, kadınlar, çocuklar falan işte, yoksul insanlar hani basma, pazen, engler giymiş lastik ayakkabılarıyla tertemiz gelmiş Nevroz'unu kutlayacak. Arkadaşlar, dedim işte dün Sayın Başbakan'ın böyle bir şeyi var şu anda. Hiçbir şey yok. Neden dedim bu konuşlandı öyle şeyler. Ankara'dan gelen emir dediler. Ankara'dan gelen emir, bizim yapabileceğimiz şey yok dediler arkadaşlar. Ve biz o yanındaki arkadaşla otele dönerken emin olun kurşun yağıyor. Ve işte o şeyde kanlı Nevroz'da bakın 104 kişi öldü. Biz de 3 kez ateş altında kaldık. Örneğin otelde odamız emin olun kurşun var böyle. Öğleden sonra ölüleri ve yaralıları belirlemek üzere hastaneye gittik. Hastane çıkışında yere kapaklanmasak o cemseleri sarıyorlar. Yine öleceğiz. Mustafa Ekmekçi vardı. Aranızda bilenler vardır. Cumhuriyet gazetesinin halkçı bir gazeteci. O namuslu bir adamdı. Bizim İHA'de genel başkan yardımcımızdı. Evet, Konya'da. Onu aradım. Hepimizi öldürecekler. Ve sen beni bir saat sonra tekrar ara dedi. Bir saat sonra arayacağım ama Kadıoğlu Oteli'nin telefonları kesildi. Ve ben yerde böyle yüzü koyun giderek yandaki otele gittim. Ve bir saat sonra Mustafa Ekmekçi'yi aradım. Nedir durum? Dedi yarın sabahleyin İsmet Sezgin, İçişleri Bakanı. Yarın sabahleyin çıkışınızdan bilgi verildi. Size dokunmayacaklar. Ve çıkabilirsiniz Cizre'den. Biz ertesi gün sabahleyin yatak çarşaflarımızı yırtarak, arabalarımızın antenlerini asarak, beyaz bayrak sararak, barış heyetiyiz ya, Nusaybin'e geldik. Nusaybin'de nasıl bir çatışma var? Ticari taksiler arkadaşlar, 4 tane ticari taksi. Ben de ilk ticari taksi, şoförün yanında oturuyorum. Hani Cizre'de gördü ya, Cumhuriyet Savcısı, Kaymakam, Emniyet Müdürü falan bizi muhatap alıyor, işte falan falan. Durdurdu böyle şeyler, ağır silahlar, otomatik silahlarla çevirdiler bizi Nusaybin kavşağında. Siz kimsiniz? Şoför, insan hakları abi. Var sizin insan haklarınızda bilmem ne. 4 arabayla, tekmesiyle, tokatla çıkardılar. Ve fotoğraf makineleri, aramızda yabancı gazeteciler de var. Ve insan hakları sanırım. Emin olun. Efendim, ama Nusaybin'de bir çatışma var tabi. Adamların gözleri dışarı çıkmış. Bizim insan haklarımız yok mu diye elleri tetikte. Dokunca öldürecekler bizi. İşte hani ölüm anı nasıl olur diye şey yaparsın ya. Ben isyan ettim. Efendim işte dedim bu şeyimizden İçişleri Bakanı'nın bilgisi var.
hepiniz sorumluluktan kurtulamayacaksınız diye. Oradan ileriden sivil bir arabadan uzun boylu bir adam çıktı. Ne oluyor lan falan. Aynı tepki ona verince bırakın lan dedi, gitsin bunlar dedi. Ve topladık eşyalarımızı falan ve geldik. Diyarbakır'a geldik. Orada bir basın toplantısı düzenledik. Oradan Ankara'ya geldik. 3 gün sonra raporumuzu hazırladık ve genel yönetim kurulunda konuşuluyor. Bazı arkadaşlar demez mi? Aynen devlet jargonu. E canım PKK'de çocukları kadınları öne sürmeseydi. Ve orada da biz kalktık arkadaşlar o masadan. Artık o arkadaşlarla yol arkadaşlığımızı orada sonlandırdık. Bir de gerçekten bu konuda bir ortaklaşsaydık değil mi? Yani etiğimizle, kültürümüzle, vicdanımızla, aydın sorumluluğumuzla belki yine farklı olurdu diye düşünüyorum. Olmadı. Aynen öyle. Efendim?